Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlerle ilgili bu bilgiler, duyanları hayrete düşürüyor. Birazdan anlatacaklarımızı duyduğunuzda, kendinizi yok artık demekten alıkoyamayacaksınız. Besinlerin vücudumuz üzerinde binbir faydası bulunmaktadır ve besinler sağlık açısından birçok mineral ve vitamin içerirler. Besinlerle ilgili bu bilgileri duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Milyonlarca insan her gün bilmeden bu besinleri tüketiyor. İşte, besinlere dair, yok artık dedirtecek o çılgın bilgiler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. 1 numara. Yapay tatlandırıcı aspartam. 1965 yılında James Schlatter tarafından keşfedilen ve katkı maddelerinin en zararlısı olarak adlandırılan aspartam için E951 kodu kullanılıyor. Diyet ürünleri de dahil olmak üzere, market raflarındaki binlerce üründe bulunan aspartam, Parkinson ve obeziteye yol açıyor. 2 numara. Yüksek fruktozlu mısır şurubu. Obezite ve pankreas kanserinin başlıca sebeplerinden biri olan yüksek fruktozlu mısır şurubu, bir dönem medyada oldukça yankı uyandırmıştı. Mısırın geçirdiği kimyasal işlemlerin ardından ortaya çıkan ve doğal şekerden daha ucuza mal olan bu tatlandırıcı, meşrubat, çikolata, bisküvi ve daha pek çok paketli üründe bulunuyor. 3 numara. Monosodyum glutamat. Çin tuzu olarak da bilinen ve ambalajların üzerinde E621 koduyla yer alan monosodyum glutamat, hücrelerin aşırı uyarılarak ölmesine neden oluyor. Alzheimer, Parkinson, Huntington, epilepsi, obezite, pankreas hasarı ve şeker gibi pek çok hastalığa davetiye çıkaran ve böbrek ve karaciğerde hasara yol açan bu madde, cips, hazır çorba, ketçap ve mayonez gibi soslarda bulunuyor. 4 numara. Sodyum sülfit. Başta kolon kanseri ve lösemi olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyicileri arasında bulunan sodyum sülfit, çocuklarda beyin tümörü oluşmasına yol açabiliyor. Ambalaj kodu E250 olan bu madde, et ürünleri ve pizza gibi hamur işlerinde, ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor. 5 numara. Sodyum nitrat. Ambalajlarda E251 koduyla gösterilen ve bebek mamalarında kullanımı yasaklanan sodyum nitrat, sodyum sülfit gibi raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor ve kanser türleriyle bağlantısı olduğu düşünülüyor. 6 numara. BHA ve BHT. Katı ve sıvı yağların bozulup küflenmesini önlemek için kullanılan ve beyin hücrelerinde hasara, dolayısıyla davranış değişikliğine yol açan BHA ve BHT'ye, tahıl ürünleri ve cipslerde rastlamak mümkün. 7 numara. Sülfür dioksit. Göğüste sıkışma, kur deşen, kramp, ishal ve halsizlik gibi etkilere neden olan sülfür dioksit, fermente edilmiş içecekler, fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler ve dondurulmuş ürünlerde kullanılıyor. 8 numara. Potasyum bromat. Fırınlarda pişen ürünlerde hacmi artırmak ve rengi beyazlatmak amacıyla kullanılan potasyum bromat, hayvanlarda kansere neden oluyor. 9 numara. Sukraloz. Düşük kalorili tatlandırıcılardan biri olan ve diyabet riski oluşturabilen sukraloz, ambalajlarda E955 koduyla yer alıyor. 10 numara. Yapay aromalar ve renklendiriciler. Mısır gevreği, şekerlemeler, meşrubatlar, unlu mamuller ve vitaminler olmak üzere pek çok gıdada bulunan yapay aromalar ve renklendiriciler, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve karaciğer hasarına yol açtığı gibi kanserojen etkilere sahip. 11 numara. Hidrojenize yağlar. Bitkisel yağların hidrojenize edilerek yapay olarak katılaştırılmasıyla elde edilen bu trans yağlar, hamur işlerinden soslara kadar pek çok üründe bulunuyor. Kolesterolü yükselten hidrojenize yağlar, obeziteye yol açıyor. 12 numara. Gıda boyaları. Gıdaların normalden daha canlı ve renkli görünmelerini sağlayan gıda boyaları, özellikle çocuklarda davranış bozukluklarına neden oluyor. Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etlerle bisküvi, gofret, çikolata gibi paketli ürünlerde bulunan bu boyaların zararları, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmaktadır. 13 numara. Potasyum sorbat. Hazır keklerde kullanılan ve DNA'da hasara yol açan potasyum sorbat, ambalajlarda E202 koduyla yer alıyor. 14 numara. Klonlanmış muz. Yediğiniz her muz aslında birer klondur. Dünya genelinde 1000 farklı muz türü olsa da, bugün muz diye bildiğimiz o sarı meyve, Cavendish türünün genetik klonları durumunda. Çünkü, diğer muz türlerine göre daha dayanıklı olan bu türün çekirdeği yok ve bu nedenle üremesi için klonlanması gerekir. 15 numara. Kakao. Antik Aztek uygarlığı, çikolatayı tarihte ilk kez tüketen insan topluluğudur. Ancak bununla da kalmıyor.
Uluslararası Kakao Örgütü'nün bildirdiğine göre Aztekler aynı zamanda kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyorlardı. Aztek hakimiyeti altında yaşayan insanlar vergilerini kakao ile öderlerdi. 16 numara. Doğal bal. Doğal balın nem seviyesi çok düşük, asit seviyesi ise çok yüksektir. Bu iki özelliği nedeniyle ağzı sıkıca kapalı tutulan bir bal kavanozunun içinde bakteriler oluşur oluşmaz ölürler. Bu da balın asla bozulmaması anlamına gelir. 17 numara. Mor havuç. Markette son zamanlarda şalgam suyunun da ham maddesi olan mor havuçları görmeye alıştık ama yine de havuç denince aklımıza turuncu bir sebze geliyor. Ancak İngiltere'de bulunan Ulusal Havuç Müzesi'ne göre gerçek havuç mor renkli ve incecik beyaz köklü bir sebzeydi. 16. yüzyılın sonunda yaşanan bir genetik mutasyon turuncu havuçları oluşturdu. Kim bilebilirdi ki bu renk orijinaline baskın gelecek? 18 numara. Patates. Patatesler içerdikleri yüksek miktarda su ve yapılarındaki kimyasal maddeler dolayısıyla tıpkı insanlar gibi kablosuz internet sinyallerini emip yansıtabilirler. Hatta Boeing firması 2012 yılında uçaklarda kablosuz internet hizmetini test ederken koltuklara birer çuval patates yerleştirmiş. 19 numara. İstiridye. Hiç çiğ istiridye yemiş miydiniz? Eğer yediyseniz o sırada istiridyelerin halen canlı olduğunu bilmelisiniz. İstiridye ölür ölmez bozulmaya başladığı için neredeyse çiğken servis edilir. Ancak istiridyelerin merkezi sinir sistemi yoktur. Bu nedenle acı hissetmezler. 20 numara. Wasabi. Sushi ile birlikte yediğiniz yeşil acı sosun wasabi olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle içine yeşil gıda boyası eklenmiş yaban turpu yiyorsunuz. Gerçek wasabi'nin kilogramı 160 dolardan satılır ve sadece çok lüks Japon restoranlarında bulunur. 21 numara. Krakerler. Çocukken çok şeker yediğimizde dişlerimizin çürüyeceğini söylerlerdi ama dişler için çok daha zararlı bazı yiyecekler vardır. Mesela kraker. Çünkü asit dişler için şekerden daha çürütücü bir etkiye sahiptir. Yediğiniz krakerler çiğnedikçe dişlerinize yapışır ve bakterilerin uzun süre mutlu yaşaması için çok uygun bir ortam oluşturur. 22 numara. Muskat cevizi. 2 yemek kaşığından fazla muskat cevizi yerseniz, mide bulantısı, baş dönmesi, yavaşlayan beyin fonksiyonları ve halüsinasyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.